Hayırdır Ramazan abi? Orhan'ım ne haber? Kolay gelsin kardeş. Günaydın Niko. Günaydın Şevkat. Devam mı cami nöbetine? Senin canını yerim ben de. İsmet günaydın. Vay günaydın. Napolyon mu bu? Neye benziyor? Bir boka benzemiyor lan. Yazıyor mu bunlar ha? Yazmazsan hadisin. Günaydın. Günaydın. Günaydın kardeşim benim. Beni çaylasana Mahmut. Geliyor biraz. Geldim Amukaç'ım geldim bak. Beni duydu ya nasıl huysuzlan daha. Lan bu ne ya? Abi besmele çekelim diye el açıyoruz. Şu yaptığına bak ya. Kuş sıçtı lan elime. Berekettir oğlum o bereket. Bakalım göreceğiz. Oğlum ne oldu oğlum? Sakin ol. Kilit açılmıyor ya. E kardeş sen de kilide kızıyorsun, kepenge vuruyorsun. Sana ne oğlum? Kilit benim, kepek benim. Sana mı üstün verdi? Sana ne lan? İstediğimi yapalım. Sakin, relax, sakin. Tamam. Sakin. Tamam, sakin. Tamam. Tamam, Amukaç sakin olun. Tamam. Birer bir çilingir milingir çağırırız, bir şey yaparız, hallederiz. Dur, tamam. Dur, tabii. Çilingir çağırırız, hallederiz. Tamam, relax. Bir çay içeriz kardeşim, sakin. Dur, tabii. Bir çay içeriz. Şeye geçer. Hayırdır usta ya? Neredesin oğlum sen? Ha? Neredesin oğlum sen? Bu kilidin hali ne? Yeni kilit usta değiştir dedim ya. Oğlum bunun nesi yeni lan? Anahtar boşa dönüyor. Nesi yeni bunun? İkinci el usta. Akşam eskiciden 5 kırık yumurtayı aldım. İkinci el. İkinci el kilit aldın yani öyle mi? Ben senin kafana tüküreyim lan. Ne yapıyorsun? Sen yeni kilit parasını cebine atıp gidip çakma kilit getirip şey mi yapıyorsun? Dolandırıcı mı oldun lan sen bizim başımıza? Çakal! Dur açarım. Ya bırak! Açmayacaksın. Açmayacaksın. O kilit açılmayacak. Ben onun gönlünü göstereceğim. Sen şimdi fırla. Bu kilidi aldığın yerden bunun yenisinden bir tane de balta kap getir bana fırla. Kim artistik yapıyorsun? Kim artistik yapıyorsun lan? Kim artistik yapıyorsun lan? Girdi mi? Çay verir misin? Tarık. Mahmut 2 oldu. 2 yap 2. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. 1 liraya mı veriyorsun kilosunu? 1 liraya. Senin yaş kaçtı dayı? Ben onu hiç hesaplamadım. Ama İnönü bana abi derdi. Var gerisini sen hesapla. İsmet İnönü. İsmet İnönü tabii. Kıtlık zamanı gel devletin başına geç dedi. O zaman benim de Adana'da karpuz tarlalarım var. Karpuzları sen mi yetiştireceksin dedim. Yüzüme baktı. Zeki çocuk. Gözlerimden anladı karpuzun kıymetli olduğunu. Devlet yenir mi? Yenmez tabii. Şimdiki gençler nereden bilsinler benim karpuzumun kıymetini? Hiç kıtlık çekmediler ki. Ama biz hala çekiyoruz. Sen çayını iç dayı. Evet, karpuz geldi. Hadi bakalım. Yaz mevsiminin değişmezli karpuz. Çok şahane karpuz, buyurun. Evet, karpuz satış merkezi. Şevkat. Hayırlı işler. Sağ ol. Kardeş burada 40 yıldır komşu esnafız. Bir gün bile bizim için şöyle bir reklam yapmadın be. Ne diyorsun lan? Oğlum sen yan mamülden kazanıyorsun zaten parayı. Yürü git. Kaybol. Siz de alıyorsanız alın lan karpuz. Bir saattir bağırıyoruz burada ya. Ben kefilim. Bak bu karpuza ben kefilim diyorum.
Aa, Şevkat, sen satarsın da ben almaz mıyım? Senin sattığın karpuzu ben yemem, yanında yatarım. İyi. Al yat. Olur. Hemen yatağıma koyar, yanına girerim. İstersen beraber yiyelim. Hem sana yatakta karpuz keserim. Bak, bu file çorapla da takım. Gel sen de karpuza takım o şekerim. Kızım, hadi yürü git mahallenin ortasında, yürü. Evet. Tamam. Al abi. Al buyur. Ne çekiliyorsun? Kilo milo yok ablacığım. Göz kararı, al. Lan ne böyle deccal gibi fırlamışsın? Ne var lan? Smokinle mi gelecektik karpuz almaya ha? Baba şuna bak nasıl yalanıyor Komodo ejderi gibi. Ver lan bir karpuz şuradan. Al. Ver bir tane daha. Al. Hadi eyvallah. Şişt nereye la? Parasını versene. Lan kesede adam var Şevkat. Bitsin akşam veririm ben sana. Yemezler. Beştemal beyim bırak öyle git. Al hele o zaman şuradan al al. Sakalına sürtme ha. Adın çıkar mahallede. Ben sana çıkaracağım şimdi bir şey. Hadi. Kaybol. Ay Allah senden razı olsun. Hakkını helal et be evlat. Helal olsun dayı. Yalnız karpuzunu yerim ha. Afiyet olsun ya. Bir karpuzun lafı mı olur? Afiyet şeker olsun. Sana bütün karpuzlar feda olsun ya. Hadi bana müsaade. Karpuz yeseydik. Ben almayayım. Hadi Allah'a emanet ol. Sağ olasın sen de. Bak satışı gördün. Öyle inönüyle minönüyle olmuyor artık. Tamam. Hadi. Tamam tamam. Sağ ol. Mahmut. Bu. Bir tepsiyle bıçak getir la. Bismillah. Aha kelek lan bu. Görüyoruz oğlum. Aha bu da kelek çıktı lan. Oğlum hani sen kefil olursan kelek çıkmazdı lan. Ama bak seni bıçaklarım ha. Oluyor. Şevkat verdiğin karpuzlar kelek çıktı. Al bunu özgür tavuklarına yedir. Abla sen ne yapıyorsun ya? Sokak burası ya. Sokağa karpuz atılır mı? Hadi kafama gelse. Bilseydim iki tane alıp birini de kafana atardım. Bir de kefilmiş. Puh sana be. Yürü lan. Lan ne yapıyorsun zor musun? Ne yapıyorsunuz lan? Yaşlı başlı kadınsın. Aşk olsun Şevkat'sın be ya. Al kalk al. Şevkat, bir diye yapılır mı bu be? Şevkat! Şevkat! Var ya bak bu karpuzu var ya kelekten saymayacağım. Ama var ya bu keleğini unutmayacağım lan. Bir karpuzu satın al sana. Olmaz ki kafana. Şevkat! Strike geliyor bak. Şevkat, benimki şeker gibi. İnanmıyorsan gel deye. Merhaba Şevkat, ne var ne yok? İyidir kardeş, sağ ol. Bugün borcunu ödeyecektin, geçerken bir sorayım dedim. La oğlum daha bugün bitti mi? Sabah sabah gelmişsin bugün borcunu ödedin. Daha bugün bitti mi? Ya oğlum sen her zaman sabah sabah getirirdin ya. E tamam bugün getiremedik. Allah Allah. Bak Şevkat paran yoksa dert etme. Sana ne la? Paran var veya yok sana ne? Akşama alacağım borcunu tamam bitti gitti işte. Ya bak Şevkat. Oğlum elini kolunu indir benim asabımı bozma. Akşam getireceğiz borcumuzu tamam yürü git. Hadi eyvallah. Bu kaçıncı lan? Oğlum sen benim dostum musun, düşmanım mısın lan? Bana bak bir daha bu dükkanda mancınıkla yumurta fırlattığını görürsen var ya... ...seni o mancınığa oturtur, Halice uçururum haberin olsun. Gerçekten yapar mısın usta? Uçur çırağını ya.
Oğlum sen psikopat mısın lan? Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim. Mayın'ta mesaj atmış. İlişkimiz bitti demiş. Ulan delikanlı adam kısa mesajda terk edilir mi lan? Ulan bari bir çağrı at, ben seni arayayım, yüzüme söyle değil mi? Vallahi kardeşim kusura bakma, şimdi hiç onunla ilgilenemeyeceğim. Şimdi benim bu Hamza'ya 1500 kağıt borcum var. Bende var 300. Sende de varsa 1200 lira ver de ben sana yarın vereyim ya. Var. Var ama ben o parayı riske atamam kardeşim benim. Sen iste ben sana canımı vereyim. Ama ben var ya bir taksit ödeyemeyeyim, benim ev hop uçar gider kardeşim. Ya ev alalım dedik, başımıza iş açtık be. Bu bankalar var ya hepsi soyguncu kardeşim. Lan senin riskini sikeyim ben be. Ulan bir günlük borç istedik demediğini bırakmadın lan şerefsiz. Şu telefonun başına bir şey gelse koşa koşa gider yenisini alırsın ama değil mi? Ne alakası var lan? O iş öyle değil. Ya senin manitan yok, kafan rahat tabii. Manitalar var ya, senin iki gün kontürün olmasın gider Feyzan anında yenisini bulur anası satayım. Şu telefonunu versene bir. Al. Ne yapıyorsun lan sen? Sinek avlıyorum. Manyak! Nuri. Ha. Maddi durumlar nasıl la? Bana acil para lazım. Ha. Ne kadar? 1200. Ben sana yarın veririm. O kadar yok be Şevkat'im. Yani olsa biliyorsun dükkan senin ama o kadar yok. Tabii tabii. Bilmem kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Da yani ben olsam yok demezdim. Yani ne yapar yapar çıkarır verirdim o parayı. Kardeşim bildiğim adam benden para isteyecek, onu yarı yolda bırakmazdım yani. Ama tamam da... Dükkan senin demeyi biliyorsun değil mi? Evet. E hadi çıkar ver o zaman dükkanı. Ama... He? Yemedi değil mi? Mahmut bir çay ver lan. Ne çayı lan oğlum? Telefonu kırdın lan. Lan konuşma, alırız yenisini. Bunun daha taksiti bitmedi be. Ay sokayım senin taksidine be. Dükkanda 200 karton yumurta var. Yani hepsi 2200-2500 lira eder. Sen gel hepsine 1500 lira ver. Lan tamam, gel hepsine 1200 lira tamam. Hepsi 1200 tamam. Dükkanda ne var ne yoksa 1200. Korkudan altına sıçtım usta. Ah yavrum, dur bakayım kakası makası iyi mi lan? Kırılmadı değil mi? Hadi canım. Ta dün gece rüyamda karpuzla yumurta gördüm. Çek, çek, çek. Ağır, 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 ağır. Dikkat, gel. Çık oğlum, çık. Çık bir hava. Çık. Al buyur, kadın şoför. Ya kızım sen madem bu boku kullanmayı bilmiyorsun, niye biniyorsun üstüne ya? Şu yaptığın işe bak ya. Hadi bu bebelere bir şey olsaydı ne olacaktı ya? Kusura bakma, kaza oldu, ne yapayım? Ya böyle kaza mı olur? Lınk diye girdin arabayla dükkanın içine, böyle kaza mı olur ya? Tamam sen say, kaç yumurta kırıksa ben parasını veririm hepsinin. Lan say kaç yumurta eksikse diyor ya. Gel beraber sayalım istersen. Görmüyor mu dükkanın halini? Bir tane sağlam yumurta kalmadı be. İki tane sağlam yumurta kaldı. Bunlar da taşağımda duruyor. Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Senden mi öğreneceğim terbiyeyi be? Senin öfke kontrolü problemin var galiba arkadaşım. Benim tanıdığım çok iyi bir psikolog var. Ben sana onun kartını vereyim. Sen git bir tedavi ol bence. Sen o uzman psikoloğun kliniğine bir arabayla gir bakayım, onun uzmanlığı mı kalıyor? Şimdi mesela şurada sokakta adamın biri kadına cart diye girse, benim tanıdığım çok iyi bir jinekolog var dese olur mu yani? Ne diyorsun sen be? Aynı şey, aynı senin yaptığınla, bu aynı olay yani, aynı şey. Bir dakika oğlum bak, bir dakika vallahi bak, kadına bir şey yapamıyorum, hıncımı sizden çıkarırım ha. Benim asabımı bozmayın, bir dakika. Şu dükkanın haline bir bak, Allah'ını seversen bir bakıver şu dükkanın haline. Ya Niko bir çekil, Allah'ın adını aldım, bir çekil ya, sinirim tepemde zaten ya. Şu dükkanın haline bir bak, Allah'ını seversen ya. Aman tamam, anladık, Beşiktaşlısın işte. Benim babam da hasta Beşiktaşlıdır. Neyse zararın, ziyanın söyle. Ödeyeyim, lanet olsun, gideyim artık şu... Sen ne yapıyorsun ya? Kür yaptım ya, ne güzel kökten uca besler saçı. Hayvan herif, mahvettin saçımı. Hadi ablacığım, hadi yürü. Hadi, babam Beşiktaşlıymış madem, hadi. Hadi git Beşiktaşlının kızından para almıyoruz, yürü.
ablam belanı versin. Amin. Hadi kaybol. Yürü, yürü, yürü. Yandan yandan. Hadi oğlum, hadi siz de dükkanınızı aç. Hadi lan herkes işinin başına aç. Sinirim tepemde zaten. Hadi. Şefkat, sakin olacaksın. Hayat insana önce diken, sonra gül verir. Ya hele o ya. Önce diken, sonra gül veriyor. Heh, al sana diken ya. Al dükkanı, al ne bak. Diken diyor gül. Sabır. He, sabır ya. Hangi atı oynayacaksın? Gül diken. Vallahi parana yazık edersin. O at nal toplar. Niye? Onun 3 tane mi bacağı var? Onun da 4 bacağı var. Ama o at değil, eşek. Vallahi kardeşim değil eşek, tilki bile olsa gül diken oynayacağım. Seyisten tüy aldım. Banko karam sakız dedi. 2-4 ikili oyna. Ben de Niko'dan tüy aldım. O da gül diken dedi. Oynama oğlum, oynama. Oynama la. Bu ayakta gül diken gelsin, bir de bana siken gelsin. La şurada indireceğim la donumu şurada. İki dört ikili, 20 lira. Buyurun. 2-4 sıralı 300 lira. Oo. 300 lira. Ne yapalım oğlum, borç var. Yürü be. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Koyduk Şefkat, koyduk. Göreceğiz. 4 numara 3 çek sarkasında. Yarın doğru farkla son şehirde geçiriyor. 9 numara 3 gol diken. Her şunu eşitmeye çalışıyoruz. Kontrolü mücadele ediyor. 9 numara 3 gol diken. Hiç kuyruğunuzu vermeyeceğim. 9 numara 3 çek sarkasında. Gol diken kapanıya giriyor. Yarışı 9 numaralı gol diken bitiriyor. Sürpriz at. Kariyerinin ilk yarışında birinci geliyor. Oğlum ya bu kuponu yersin ya da burada donunu indirirsin. Çiğne, çiğne. Çiğne. Yut şimdi. Gittim saçlarımı yıkattım. Sonra da işte bu üstümdeki kıyafetleri aldım. Ya adam tam manyak çıktı. Öfke kontrolü sıfır. Hatta eksilerde. Ya bir ara gülmemek için kendimi zor tuttum. Acaba benim jip dükkanına sığar mı dersin? Ben de gireyim. Sığar sığar. Hatta babam Beşiktaşlı de para da almıyor. Ay zavallı yumurtacı. Bayağı da ezikmiş ha. Ay hem ezik hem sinirli. Tam varoşun teki yani. Siz ne yaptınız? Alo? Ha hayatım, bak ne diyeceğim sana. Bu akşam Amerika'dan küçük bir heyet geliyor. Biri de benim arkadaşım Harvard'dan Jeffrey. Beraber hem yemek yiyeceğiz hem iş konuşacağız. O yüzden bu akşam buluşamayacağız gibi hayatım ya. Sen arkadaşlarına takıl istersen ha. Tamam. Bu benim bir artı bir daire yok mu böbleli? Akşam oraya gel. Giyim yine eteğini giy tabii de içine don giyme. Don giyme. Ben don sevmiyorum. Sen arayacağım sevgilim tamam. Bahtiyar. Hı. La şu senin evlerden birini satsan bana 1500 kağıt düşer mi la? Ne? La oğlum senin satılık evleri yok mu? He. Onlardan birini satayım diyorum. Sen de bana 1500 kağıt ver. Ne diyorsun? Oğlum sonra karpuz işine benzemesin bu da? Lan sizin de ağzınıza sakız olduk ha. Bir hafta konuşur durursunuz artık ya. Adam gibi soru soruyoruz oğlum. Cevap ver işte. Tamam lan vereceğim. Getir müşteriyi. 1500 senin itin olsun lan. Hadi getir. Tamam. Hadi. Hadi sen devam et. Nasıl manzara? Yani. Yanisi yok oğlum. Dünyada mekan demiştir. Al bak işte sana 2+1 fıstık gibi daire. Vallahi bu fiyata Nijerya'da bulamazsın biliyor musun? Şefkat, bizim kaynanayı biliyorsun. Şimdi hanıma da bir sormak lazım. Oğlum sen mal mısın lan? Ha? Hanımla kaynanayı getirteceğim buraya. Vıdı vıdı konuşacaklar sağlı sollu stereo hoparlör gibi. Hanım diyecek yok mutfak öyle olmasın böyle olsun. Kaynana diyecek yok burada çok basamak var ben çıkamam bacaklarım ağrıyor. Oğlum onlara bırakırsan onlar karar verene kadar senin mezara kadar mekanın olmaz la. Sonra sen kötü adam olursun oğlum. Tabii tabii o iş bıçaklamaya kadar gider. Tabii canım. Hadi. Her sıkışın bitsin bu iş hadi. Ya en son kaç olur? Vallahi. Bıçaklama dedi ya oğlum. En son o işte.
Çakla mı? 1200, 1300, 1400, 1500. Hayrını bereketini gör. Eyvallah kardeşim. Şevkat sen bu emlak işinde benden iyisin ha. Ne yani? E kapat yumurtacıyı gel ortak olalım oğlum. Kardeş, peder ölmeden bana iki tane nasihat verdiydi. Birincisi, kimseyle ortak olma, aran açılır. İkincisi de kimseye borç verme, kısmetin kapanır. 40 kere saydın ya la parayı. Al gerizekalı, fazla vermişsin. Aklın, fikrin, karı da kız da anasını sat. Hadi eyvallah. Merhaba yenge. Hayırdır ya? Kız çok hasta Şevkat. İlaçları pahalı alamadım. Numan abiye de sonra veririm dedim ama kabul etmedi. Ana yüreği işte dayanmıyor. Bulacağız artık bir yolu. Numan. Gel yenge gel. Gel gel. Sen Semih yengeni tanımıyor musun? Tanıyorum. Tanıyorsun değil mi? Ulan oğlum dur, tanıyorsun da niye vermiyorsun ilaçlarını? Dur Şevkat. Niye vermiyorsun ilaçlarını? Bebeğin halini görmüyor musun? Bebe ölsün mü lan? Parası yoktu ama. Parası mı yoktu? Evet. Puh lan sana. Parası yokmuş. Oğlum parası yoksa geleceğim benden alacağım parasını. Resimler gaz parası. İt. 1200. Şunu vereyim ben sana yenge. Samet hapse düştüğünde gözüm arkada değil, Şevkat var demişti. Doğru söylemiş. Allah senden razı olsun. Yok öyle bir şey yenge, estağfurullah. Ne demek ya? Sen şunu da al da çocuğun ihtiyacı falan olur, şey yaparsın. Seni müşküle sokmuş olmayalım. Yo, yo. Biz aldık ilaçları. Hayır, ben zaten şimdi bankaya gidiyorum para çekmeye ya. Sorun değil. Sağ olasın. Ne demek yenge? Allah senden razı olsun. Afiyet olsun beyler. Eyvallah kardeş. Gel, gel beraber olsun. Hay canım iyiyim sen. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kardeş o rakıdan bize de döner mi? Ne demek kardeşim, ne demek? Haydi sağlığınıza. Beşiktaşlısın ha? Tabii canım. Havada karada. Havada karada dediysem öyle lafın gelişi değil ha. Şimdi ben 40'lık bebeğim. Bu arada anlatıyorum da hani muhabbet oldu diye anlatıyorum ha. Yoksa başınızı şişirdiysem. Yok canım estağfurullah. Bizimkiler pikniğe gidiyor yaylaya. Ben tabii Beşik'teyim. Kardeş sen bir kartal gel. Beni kaptığı gibi uç git. Artık atıyor mu, bırakıyor mu bilmiyorum. Ben samanlığa düşüyorum. Ondan sonra şimdi gökten de düştük ya tabii. Bunlar diyor ki bebe evliya herhalde. Kardeş var mı sende evliyalık falan? Evliyalık mı? Vallahi evliyalık olduğunu zannetmiyorum ama yani o gün bugündür sağlam Beşiktaşlıyım ya. Allah kitapsıza bak ya. Namussuza bak ya. Allah'ım yarabbim. Lan nasıl araba kullanmak abla? Yolun ortasında duruyorsun ayı. Doğru konuş be. Kabahat sen de koskoca arabayı görmüyor musun? Görmüyorum lan. Görmüyorum. Sen bunu görüyor musun? He? Bir dakika. Bunu görüyor musun? Bir dakika, bir dakika. Sen bunu gördün mü bunu? Bir dakika. Bana bak. Bir dakika. Bir dakika. Ne oluyor lan orada? Çekil bakayım. Aksaçlı dedi. İndirin lan şunu. İndir. Çıkar. Bir dakika çocuklar. Ne yapıyorsunuz ya? Bir dakika ya. Çocuk. Baba. Şşş. Bu arabanın hasarını kim ödeyecek? Tamam çocuklar. Ben ödeyeceğim. Sen mi? Dokunmayın bana. Ben kalp hastasıyım. Dokunmayın bana. Nasıl ödeyeceksin? Cüzdanını çıkar. Bir kişi yemiş kişi mi o? Ya siktir et be kardeşim be. Bırakın hadi gelin muhabbetimize devam edelim abi ya. Ne oluyor lan burada? Abim siz. Bırakın adam. Sana ne lan dingin? Sen nereden çıktın? Oğlum o elini götüne sokarım senin ha. İndir lan elini. Lan akşam akşam belanı arama sikir.
Belamı arıyorum la. Ver bakayım nasıl veriyor. Bunu görüyor musun lan bunu? Ben sıkarım topuklarını alırsın eline ha. Yürü! Sık lan amına kodumun bebesi. Sık lan! Geç de söyle. Geç! Amına kodumun bebeleri. Eşkıya mı kestirdin lan iki günde başımıza? Ver lan cüzdanı geri. Abi baba yanlış anladın sen. Öp lan elini. Şerefsizler. Katil mi edeceksiniz oğlum üstünleri? Hayır! Siktirin gidin lan. Siktir! Amına kodumun bebeleri. İki günde delikanlı oldunuz lan başımıza. Şerefsizler. İyi misin dayı? Hastaneye götürür mü seni? Ha? Evime götür beni. Eve. Gel. Gel dayı gel. Gel geç. Tamam abi. Geç. Sen iyisin değil mi dayı? Bana büyük bir iyilik yaptın, hayatımı kurtardın. Ben de sana bir iyilik yapmak istiyorum. Kaç para istersen vereceğim. Çekinme söyle. Nasıl söz dayı? Vallahi duymamış olayım. Zaten bugün para söz duymak istemiyorum başka. O zaman sana kartımı vereyim, başın sıkışınca ararsın. Nendu Hünerli. Ben de sana kartımı vereyim. Buyur. Yumurtaya falan ihtiyacın olsa çekinmeden ver. Yumurta? Tabii. Şevkat yerimdir. Haşmet, yerimden nesi olursun? Oğluyum. Biliyor musun? Ben babanla çocukluk arkadaşıyım. Vallahi mi? O benden 2 yaş falan büyüktür ama... Ben memlekette ayakkabı boyacılığı yapardım. Çocuklar bana döver, kovalardı. Ben de gider babana sığınırdım. O da onlara bağırır, çağırırdı. Çok gözü kara bir adamdı. Zaten sonradan katarak doldu, hepten karardı gözleri. Sonra ne yaptın dayı sen? Sonra... İşlerim düzeldi. Memleketten ayrıldım. Buralara geldim. Ama o eski günleri, eski dostlukları, arkadaşlıkları çok özlüyorum, çok. Özellikle de babanı. Hayatta güvenebileceğim kimse kalmadı. Karım da öldü. Bir tek kızım var. Hayattan hiç haberi yok. Vallahi dayı, alın teri dökülmeden kazanılan para insanı bozuyor. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Vallahi keşke kızım da senin gibi konuşsa. Onu en iyi okullarda okuttuk. Bir dediğini iki etmedik. Nafile. Bura mı senin evin? Evet. Şu kapının önüne bir hendek kazdıraydın ya. Gelen düşman içine düşerdi. Maşallah. İyi akşamlar Memduh Bey. İyi akşamlar Veysel. İyi akşamlar. Harun nerede? Harun yok. Koşuyor, Avrasya Maratonu'na katıldı. Başka şoför görünce şaşırdım da. Şoför değil, refakatçi. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol Veysel. Sütunlar falan vallahi şahaneymiş ha. Şunu vereyim dayı. Çok teşekkür ederim. Artık evi öğrendin. Yolun düşerse sık sık gel, tamam mı? Tabii tabii gelir, bir çayını içerim. Ayrıca senden bir ricam var.
Bu benim için çok önemli. Sana kızımı anlattım. Seni tanıyınca da diyorum ki... kızım seni şoförü bilsin. Ona hayatı öğret. Hayda. Hayır, ben kocaman kıza nasıl hayatı öğreteyim? Ben dadı mıyım ya? Dadısı ol demiyorum. Arkadaşı ol. Zor gününde yanında ol. En azından düğüne kadar. Hayatı öğret ona. Hatırım için. Ama dayı sen de belden aşağı vuruyorsun ya. Ya hatırı niye karıştırıyorsun ki? Dayı aşk olsun ya. Bak Şevkat baban hayatta olsaydı o da aynı şeyi söylerdi. Hadi Şevkat. Yüzümüzü kara çıkartma derdi. Ya dayı bak belden aşağı vurdun. Şimdi kara ciğere böbreğe çalışıyorsun yani. Ya ölmüş adamı niye karıştırıyorsun ki? E tamam doğru babam bunları derdi bana da... ben hayatım boyunca babamın sözünü dinlemedim ki dayı. O da kendi babasınınkini dinlememiş. Ya bizim aile böyle soya çekimi ya. Biz söz dinlemiyoruz. Evet evet. Dinlemezdi. Ama kendine uzatılan yardım elini de hiç geri çevirmezdi. Ama dayı sen de çok sıkıştırıyorsun ya. Sen Beşiktaşlı mısın? Herhalde canım, Allah'ına kadar. Ben de Beşiktaşlıyım. Hem de hasta Beşiktaşlıyım. Ama aman dayı, aman gözünü seveyim, bize sağlıklı Beşiktaşlı lazım. Allah muhafaza, kavga mavga çıkar, bir de seninle uğraşmayak. Çok kral bir locam var. Ben kalp hastası olduğum için heyecanlanıyorum, başa gidemiyorum. Bundan sonra o loca senin. Ama sen şimdi işi çok farklı bir boyuta çevirdin. Dayı, sen de çok esnaf adamsın ha. İyi insan da sözümüz üstüne gelir işte. Bak kızım geldi. Sabahki Sayko değil mi bu ya? Dayı. Bana müsaade, ben kaçayım artık. Hiç üşenilmemiş, aranılmış, ev bulunmuş. Sen utanmadan buraya para istemeye mi geldin ya? Ya sen ne biçim bir adam çıktın be? Ne diyorsun kızım sen? Kusura bakma dayı. Kızım ben senden para alacak olsam, tamam mı? Sabah çatır çatır alırdım zaten o parayı, beni delirtme. Saçlarımı mahvettin be, manyak herif. Gittim ben iki saat yıkattım kuaförde. Lan otokuaföre gideydin, beş dakikada yıkarlardı. Dayı, ben kaçıyorum, kusura bakma. Siz tanışıyor musunuz? Ya ben sabah dedim ya birinin dükkanına girdim arabayla diye. Ha. Bu o işte. Kalitesiz pastırmanın teki. Kızım, kalitesiz pastırma dediğin adam babanın canını kurtardı. Bir silahın önüne attı kendini. Yoksa babanı morgdan toplardı. Baba sen ne diyorsun? İyi misin şimdi? İyiyim kızım, iyiyim. Onun babasını tanırım. Mayasını bilirim. Sen de eğer babanın kızıysan... git o adamın gönlünü al. Ya insan aynı gün içinde hem birinin hayatını kurtarıp hem başını belaya sokar mı ya? Bu nasıl bir düzen, nasıl bir adalet sistemi ya? Allah'ım bak eğer beni sınava çekiyorsan bari önceden haber ver de sorular bir kopya mopya çekeyim, bir şey yapayım ne olur ya? Hayırdır? Özür dilerim. Bilmiyordum. Neyi bilmiyorum? Babamın hayatını kurtarmışsın. Teşekkür ederim. Kızım ben onu senin için yapmadım ki. İnsanlık vazifesi. Şoförüm olacakmışsın. Babam öyle söylemişsin. Yürü git kızım, ben senin şoförün möförün olmam be. Tamam, dost olalım. Dost mu? Sen dostluk nedir bilir misin? Arkadaşım, sen sınavla mı dost alıyorsun? Kolej misin sen ya? Ya he ya, sınavla dost alıyorum. Kolejim var mı diyeceğin ya, sınavla dost alıyorum. Allah'ım ne ukala bir şeysin sen be. Arkadaşı o, hayatı öğret ona. Ayakkabıları bir çıkar bakayım. Ne bakıyorsun kızım? Çıkarsana. Neden?
Çok beğendim de kendime bir deneyeceğim oluyor mu diye. Aynısından alacağım da. Neyin peşindesin acaba? Al. Dostunun ayağının altına toprak olacaksın, toprak. Ne? Hadi şimdi doğru evine. Yolda giderken de dediğimi düşün. Sen manyak mısın be? Sakıncası mı var? Eğer benim şoförüm olacaksan beni eve sen bırakacaksın. Ya kızım sen demedin mi dost olalım diye? Ha dostun olarak rica ediyorum işte. Hadi yürü git. Bana bak. Dua et ben babamın kızıyım. Yoksa sen buradan eve kadar taban teperdin. Aferin kız. Bak sonunda iyi bir şey çıktı ağzından. Aferin. Tamam hadi şimdi yayla. Hadi yaylan. Ne bağırıyorsun be? Ben seni kıçının üstüne oturturdum ama. Hadi ablacığım bekleme yapma. Sağlam bas sağlam. Ayağını korkak alıştırma. Ne yapayım be? Acıyor. Acır tabii. Senin ayakların acır da bastığın toprak acımaz işte. Zilli. Ayı oğlu ayı. Memnun iyi misiniz? Bir soru yok değil mi? İyiyim, iyiyim. Aferin Şevkat. Yüzümü kara çıkartmadın. Hayır kardeş, adam belden aşağı vurdu yani. Şimdi yardım istedi, elini uzattı falan. Üstüne de loca kartını çekince tuzu biberi oldu. Tabii oğlum. Baba yadigarı ne diyeceksin ki? Adam yıllarca babana yoldaşlık etmiş bir adam. De, hacı bir yandan kıyak kapı be. Ne diyorsun oğlum lan? Kıyakçı mıyız lan biz? Usta, o kızı benim gözüm tutmuştu zaten. Değil mi? Ben de merak ediyordum ya bizim Bıngıldağ'ın bu konuyla ilgili görüşleri ne diye. İyi oldu açıkladın. Sağ ol, Allah razı olsun. Bak, dikenin ardından gül geldi. Ya Niko sen de bir acayip adamsın. Vallahi billahi ben anlamadım ya. Hristiyansın, bir yandan Kur'an okuyorsun, bir yandan takır takır rakı vuruyorsun. Ben anlamadım senin ne mal olduğunu ya. Selamun aleyküm, afiyet olsun. Aleyküm selam. Ya Şevkat sorun etme. Ticaret bu, her şey olur. Gel kardeş gel. Gel otur şöyle. Gel borcumuzu gününde ödeyemedik. Bari bir duble rakımızı iç gel. Tarık bardak getir lan. İnan burada olduğunu bilseydim yolumu değiştirirdim. Önemli kardeş. Oldu bir kere. Usta. Zenginler usta bir başka oluyormuş ya. Arabadan para çıktı. Pardon çıkmadı fışkırdı. Oğlum bana bak koy onu yerine sakın dokunma. Usta o kadar para arabada bırakılır mı ya? Koy onu yerine dedim. Efendim? Şevkat, ben Memdu. Oğlum, Pelin sana söylemeyi unutmuş. Torpido gözünde bir zarf var. Bunun içinde para var. Benzin ve diğer masraflar için. Tamam, sağ olasın dayı. Hoppa. Al kardeşim. Bak. Gün bitmeden ödedik borcumuzu çok şükür. Bak görüyor musun hayatı Şevkat? Batırdı dikene isyan eder de gönderdiği güle burun kıvırırsan diken değil siken gelir. Ona göre acı. Buyursun gelsin lan. Ha burada bekliyorum buyursun gelsin bakalım. Pelin kızımız pek güzel maşallah. Sağ olun sağ olun Bora Bey. Pelin benim her şeyim. Tek isteğim onun iyi bir izdivaç yapması. Annesinin ölümünden sonra ilk defa bu kadar mutlu görüyorum. Bu da beni çok memnun ediyor. Ne demişler? Davul bile dengi dengine. Memduh Bey, babacığım. Hadi canım. Bize müsaade. Siz de hem baş başa kalırsınız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz beraber çekin. Gençlik ne güzel şey değil mi Aziz? Çok çok. Bu ne ya? Ufacık dükkanda bir de senin mancınığın eksikti. Ulan bunlarla uğraşacaksın biraz dükkanla ilgilen. Hemen bir üstte.
Araba sana yakışmış Şevkat. Piyango mu vurdu? Yok canım. Felek vurdu. Felek ne kadar seviyormuş seni. Bir de sen vursan ya bana şöyle. Güzel diyorsun da benim vurduğum yerden kalkamaz ben Uğran. Balayından önce Paris'e gidelim diyorum. Ben oradan alışveriş yaparım. Maldivler'de giyeceklerimi Paris'ten alırım. Ne diyorsun? Sen nasıl istiyorsun hayatım? Sekreterime söyleyeyim de ayarlasın. Yalnız bak sadece iki gün tamam mı? Fazlası beni kasar. Tamam. Nişanlımla birlikteyim şu an. Ben sizi arayayım mı? Tamam. Şoförüm geldi. Nereden buldun bunu? At pazarından mı? Ha? Kolay gelsin amigo. Eyvallah, sağ olasın. Ne abi, yok şekilli mi bu diyorsun? Yok abi, düz. Oğlum yapsana şöyle şekilli, alengirli bir şeyler. Ha? Hepsi düz düz de ağaçları. Hadi, kolay gelsin. Eyvallah. Merhaba. Şevkat, nişanlım Kutay. Kutay, Şevkat. Ya niye ikiliyorsun? Adam olan bir seferde anlat. Öyle mi damat? Hayırlı olsun. Otur bakalım, otur. Eyvallah, eyvallah da... Elimi kırmasaydın iyiydi ya. Artık ellerle ameli gibi kürek tutulmuyor değil mi? Vallahi o zaman bir dahaki sefere tokalaşmayız. Onun yerine akupunktur yaparız. Tipi biraz fosil ama beyninde fırıltı var. insan bedeni bilgisayar çağına hemen adapte olamayacak değil mi? Kasları falan tutulacak. Böyle masaja, akupunktura falan ihtiyaç duyacak. Masaj lazımsa tanıdık tellak var, göndereyim istersen. Tellak. Tellak. Çağ dışı. Tabii tellak biraz çağ dışı ama sopa her çağda baki. Ne sopası ya? Sopa mı kaldı? İnsanlar tek bir tuşa basarak bütün dünyayı yok edebilecekken ne sopasından bahsediyorsun sen? O elini indir. O elini indir. Takıntısı var. Yani ele. Tamam, takıntısı var da yani ben de Amerika'da aikido çalıştım değil mi? Siyah kuşağım var benim. Vallahi mi? Benim de kırmızı kuşağım var. Sünnette taktılardı. Komik çocuk. Ben kaçayım artık. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Çek hadi al, çek hadi. Kutay benim için biçilmiş kaftan. Bundan sonra işlerimi ona devredip istirahate çekilmek istiyorum. Çok akıllısınız. Mamafi, ben Kutay'ı kendi veliahtım olarak yetiştirdim ama görüyorum ki siz de şirketlerinizin başına Kutay'ı geçirmeyi düşünüyorsunuz. Aynen öyle. O zaman çok kolay. Çocuklarla birlikte holdingleri de evlendirelim olsun, bitsin. Evet, çok doğru. Şerefinize sevgili dünürüm. Aslı ne haber ya? Kızım sen Pelin'in yanında aradın ha. İçime doğmuş şekerim. Altıncı isim güçlüdür benim. Bana altından bahsetme. Bana yediyi anlat, yediyi. Yedinci his orgazm olur canım. Anlatılmaz, yaşanır. Yaşayalım o zaman güzelim. Yedi benim uğurlu rakamım. Bir dakika. Şimdi bu yumurtacı ciddi ciddi senin şoförün mü oldu? Aynen. Olaya bak ya. Aynı gece babanın hayatını kurtarıyor, sonra yine karşına çıkıyor. Kızlar, yumurtacı kapıyı iki kere çalar. Yumurtacı tesadüfleri sever. Ya Pelin, çağırsana. Evet ya, tanıştırsana. Yok be. Ya Pelin, hadi ama. Hadi, çağır da evet. Görelim. Dayı bak, yanlış anlama da. Ya oğlan daha tokalaşırken adamın elini sıkmıyor be. Yani bak, lütfen yanlış anlama. Üzerime de vazife değil belki ama benim kızım olacak. Vallahi öyle bebeğe vermem ya. Kızın Pelin olsa bile mi? Pelin, Kutay'la tanışmadan önce Tarkan'la mı evlensem yoksa Serdar Ortaç'la mı evlensem diye düşünüp duruyordu. Pelin. Şevkat.
babacığım. Gel bizimle havuzda takıl. Yok ya, siz takılın, kız muhabbet beni açmaz şimdi. Ya sen gel, biz erkek muhabbeti de yaparız. Ya kızım görmüyor musun, babanla sohbet ediyoruz ya. Yok yok, siz keyfinize bakın. Ben şirkete gideceğim zaten, hadi. Hadi bakalım, hadi. Dayı sattın ama ya. Kolay gelsin. Hadi. Yok ya, ben şimdi şey yapayım. Haka Inter Turku maçı var ya, onu bir oynayayım da. Hadi be, nazlanma bak, kızlar çok merak ediyoruz. Ya kızım ben niye geliyorum? Tanışmak istiyorlarsa onlar buyursun gelsin ya. Allah Allah. Tamam. Kızlar. Kızlar, sizi Şevkat'le tanıştırayım. Şevkat Bey. Memnun olduk. Gizem ben. Şevkat. Ben Merve. Şevkat. Ben de Burçak. Şevkat. Memnun olduk. Şevkat niye oturuyorsun? Hadi kalk kalk, havuza gel bizle. Yok sağ olun ya, havuz bana dokunuyor, ben bir şey yapmıyorum, tercih etmiyorum. Aa Şevkat, hadi ama. Yani böyle mi gireyim havuza? Gömlekle mi gireyim, pantolonla mı gireyim? Mayom yok. İyi, sen gelmezsen biz otururuz. Oturun. Şevkat, mayon yoksa donla gel. Yani bizi bozmaz. Pelin senin dükkanına arabayla girmiş. Sen de Pelin'in havuzuna donla girsen ne olur yani. Bayağı sen espride orantısız zeka kullanıyorsun ha. Çok güzel. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Canım ne alakası var? Farz et havuz değil, halk plajı. Hakimsin yani halk plajlarına. Hı? Gidiyor mu hafta sonu avcılara falan? Ha? Böyle takla açarak atlıyor mu denize? Şimdi ben üçe kadar sayacağım. Tamam. Üç dediğimde üçünüz de buradan defolup gideceksiniz. Bir, iki, üç. Hadi defolun. Defolun lan! Ne diyorsun sen be? Kimin evinden kimi kovuyorsun? Lütfen Şevkat. Ne olur kovma bizi. Bak biz Şevkat istiyoruz senden. Bu kız bir harika dostum ya. Şevkat mı istiyorsun sen benden? Evet. Ben sana o zaman Şevkat vereyim ya. Ve ile. Hemen veriyorum Şevkat'ı. Bekle. Ya kusura bakma, ben bir an sinirlerim bozulunca kendimi tutamadım. Özür dilerim. Ah. Terbiyesiz. Sakın Şevkat, sakın! Sakın! Şevkat! Yerim dar. Hoş geldiniz Pınar Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Çok güzel yeni sezon ünlülerimiz geldi. Alayım efendim. Pınar Hanım, bir saniye hemen geliyorum. Pardon. Yardımcı olabilir miyim? Yok sağ ol. Neye bakmıştınız? Maymunlara bakıyorum ya. Beyefendi lütfen dışarı çıkar mısınız? O elini indir. Beyefendi lütfen dışarı çıkın. O elini indir dedim oğlum, laftan anlasana. Ne yapıyorsunuz ya? Bir de kafanı kırarım, akıllı ol. Şevkat. Şevkat. Nasıl, güzel mi? Ben anlamam, Travolta söylesin. Pelin Hanım çok yakışır. Tabii beyefendinin fikri daha önemli. Beyefendi mi? Şimdi beyefendi mi olduk lan? Yalaka. Koş kadınla ilgili çabuk. Fırla. Şevkat ne uzattın ya? Tamam bizim kızlar da biraz abarttı. Özür dilerim. Rahat ol ya. Ya insan nezaketen alır bari şu paketlerin birkaçını. Ellerim koptu. Azize de kendine uşak tut. Spor yapıyor gibi düşün ya. Farz et ki dambıl kaldırıyorsun. Ne bakıyorsunuz lan? Ne bakıyorsunuz oğlum? Mamül müyüz lan? Yürüyün gidin hadi. Gel oğlum boş ver.
Bak hala bakıyor ya. Şevkat. Ne oldu, kıskandın mı sen beni? Ya kıskanmak değil de öyle öküz gibi bakılır mı insana ya? Onlar beni tanıyorlar. E tanıyorlarsa gelir merhaba derler. Magazinden tanıyorlar. Ya magazine düşünce selam sabah mı kesiliyor, öyle mi oluyor? Onlar beni tanıyor ama ben onları tanımıyorum. Böyle gazeteden, dergiden falan görüyorlar işte. Görünce de böyle merak ediyorlar, bakıyorlar. Kızım niye eziyet ediyorsun ki kendine? Söyle babana buranın mülkiyetini alsın sana, hamarlıktan kurtul. Ya ben çok eğleniyorum. Sen de söylenme artık. Ya tamam da şimdi mesela ben seni pavyona götürsem, bir de orada üstünde maç seyretsem güzel olur mu? Ha şu yaptığın şey aynı şey ya. Dur. Dur. Alo. Usta, acilen gelmen gerekiyor. Maliyeciler geldi, seni bekliyorlar. Tamam olsun. Tamam, geliyorum abi. Hadi. Ne oldu? Dükkana maliyeciler gelmiş. Acil gitmem gerekiyor. Hadi. Ben de mi geliyorum? Gel hadi, gel. Gel. Ya şunlara yardım et o zaman. Hadi yürü. Ya şunlara yardım etsene. Ellerim dolu ya. Vicdansız. Evet. Şükür diyecek. Aman dolmalarımız da pek güzel oluyor. Eline sağlık. Kolay gelsin. Sağ ol yavrum. Ya Hatice abla, şu garibanı evine bırakacaktım da. Benim dükkana maliyeciler gelmiş. Ben onlara bir bakayım. Siz de Pelin'e bir arkadaşlık edin, olur mu? Lafım olur Şevkat. Yarına yetişecek 150 kolyemiz var. İncik boncuk dizer bize. Hay yaşa. Bunun zaten elinden her iş gelir. Bunun soyadı var ya, Hünerli. Ha sen şu, senin yabancı gelini de anlatsana şuna, canı sıkılmasın. Anma şu mendeburun adına ağzına Şevkat. Hadi kolay gelsin. Pelin, ben birazdan alırım seni. Sen çalış. Gel kız, otur şöyle. Oraya değil, oraya değil. Ayakkabını çıkart, gel buraya otur. Gel. Bir Türkçe babaanne demesini öğrenemedi. Ama yayıla yayıla böyle Hatice demesini biliyor piç. Hep o gelinin yüzünden, o mendebur gelinin yüzünden. Nasılmış yedinciyiz? Kızım sen dedin ya, anlatılmaz yaşanır diye. Sen neden Pelin'le evleniyorsun ki? Bizim Pelin'le evliliğimiz sadece fasulyeden. Yoksa benim hayatım aynen bu şekilde devam edecek. Çünkü ben Pelin'le evlenmeye mecburum. Neden? Davayı kaybettik. Mahkeme hükmü düğünden sonra versin diye uğraşıyoruz. Yalnız kimseye söyleme, tamam mı? Bu aramızda kalsın. Hiç söyler miyim canım? Sen gelsene biraz böyle. Gel bakayım. Nasıl, iş var mı bizimkinde? Yok be, bu garibandan bir bok olmaz ha. Bunu alacak adam yandı, yandı. Aman eli de bir ağır. Sanki sanırsın hanım konaklarda büyümüş. E artık yavaş yavaş ablas, öğrenecek. İnşallah. E hadi biz kaçalım artık. Üstünü başında sırılsıklam yapmış. Arabayı yeni yıkattım da. Ay, ay bunu bırakayım. Aa, yok yok yok, kalsın bak çok yakıştı. Hadi bizden hatıra al da. Sağ ol. Hadi kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz Hatice abla. Hadi ablam görüşürüz. Ah, dur. Buraya bak.
ne yapıyorsun onu öyle? Oğlum, onu öyle şey yapacağınızda üstüne binsenize. Abi biz bunun yanında zor duruyoruz. Üstüne nasıl bineceğiz ya? Ata biner gibi bineceksin. Olmuyor. Ben yaparım vallahi. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Ha oğlum bak gaza getirme, ineceğim yapacağım şimdi ha. Yapamazsın. Gel lan iddiaya girelim. Tamam. Yapamazsam tekne senin. Tekne senin mi ki? Tekne. Sizin damadın ya. Babası almış. Ne diyor bu ya? Ama yaparsam kütü alırım ha. Tamam. Gel kız yüzecek. Gel gel. Kütükle mi yüzeceğiz? Bununla mı yüzeceğiz? E tabi kızım, esas bununla yüzülür ya. Saçmalama be, bununla yüzülür mü? Şşş. Aa lütfen ya, çok eğlenceli, gel hadi atla. İstemiyorum, güneşleneceğim ben. Şşş, bana bak. Bunun gibi fiberglass diye kızım, bu hakiki ahşap, hadi. Allah Allah, istemiyorum. Bak, atlamazsan ben atarım. Hadi siz de gelin hadi. Hadi. He? Oğlum çok kral eğlence var bak, kaçırırsınız ha. Allah'ım ya. Esprisiz. Atla. Eyvallah birader, tamam. Siz hadi tekneye çıkın, bir şeyler için. İçki var, kızlar var, dans ediyorlar falan. Orada takılın, keyfinize bak. Gençler! Kalk kız, kalk! Gençler diyorum, kalk, kalk! Ay ne yapıyorsun be? Hadi, kalkın deve güle işe bak, hadi. Yok kardeşim, biz böyleyiz ya. Lan oğlum, delirme, kalk. Yatmışsın güneş kanatında, ciğer gibi kızaracaksın. Hadi kalk. Niye? Kalk kız sen de. Kalk, yatmış. Deli misin kardeşim? Oğlum elini kolunu indir, deliyim, var mı diyeceğim? Buraya yatmaya mı geldiniz siz? Ne yapıyorsun ya? Neyi ne yapıyorsun? Manyak mısın Nesin? Ya kardeşim, siz ikiniz çift olacaksınız. Bu seni omuzuna alacak. Ben de Pelin'in omuzumu alacağım. Şurada deve güneşi yapacağız ya. Ay Pelin Ünerli, vallahi billahi Pelin Ünerli. Pardon da sen Pelin Ünerli'yi nereden tanıyorsun? Ya ben şopbencilik yapıyorum hobi olarak da. Bunun evine şopben döşediydim, ben de orada tanıştırdık. Sen onu bunu bırak da kardeşim. Bak benden sana bir abi tavsiyesi. Yanlış anlama da senin bu kız arkadaşın biraz mal gibi. Sen bu kıza inceden yolu ver. Çünkü bu kız senin hayatını karartır. Ben sana söyleyeyim. Hadi. Hadi. Of yıkılıyor. Pelin iyice halka karıştı. Versene ben de bakayım. Sen ne yaptığını zannediyorsun Pelin? Kütükle yüzmeler, halk plajında deve güreşleri falan. Eğlendik Kutay. Ya şoförünle eğleniyordun Pelin. Ne var bunda? Ha bir de soruyor musun? Hiç tanımadığım iki tane adam yatıma biniyor. Sen deve güreşi yapıyorsun. Pelin biz yakında evleneceğiz. O ayakların biraz yere bassın, yere. Benim ayaklarım yere basıyor zaten Kutay. Nerede basıyor? Herifin omuzlarında geziyorsun ya. Sen değil, o sana ayak uyduracak Pelin. Ay tamam, darlandım ben ya. Eve götürür müsün beni? Ya senin karşında şoförün yok ya Pelin. Öyle mi? Tamam, sağda durur musun lütfen? İneceğim.
tamam. Kız kaprisleri yapma şimdi. Kapris yapmıyorum ben Kutay. Bak sana bir şey söyleyeyim. Sen ne beni ne de babamı hiç tanımıyorsun. Tamam mı? Şimdi sağda durur musun lütfen? Kutay durur musun? Gönder taksi, gönder. Ne? Arkana bak. Ya. Siz devam edin, kusura bakmayın. Hayırdır, damat yoldan mı bıraktı? Sorma Gazla. Nereye? Onu da sorma. Güzelmiş burası ya. Ben daha önce hiç gelmemiştim. Ya burayı zamanında... Geç. Babama demişler ki Haşmet abi işte Karaköy'de böyle böyle bir mekan var. İşte düşünür müsün çok da düşer. Almamış biliyor musun? Ya demek ki işte zamanında alsa bayağı şey olacak. Buyurun efendim. Ha koçum. Rakı. Yok ya. Rakı getir sen. Tamam efendim. Meze getir. Balık da bir mezeleri getir desem. Bir mezeleri yerim ondan sonra söyleriz balığı. Bir de mum getir. Acil mum getir. Tamam efendim. Mum? Mum şey, masa mumu. Ya şimdi ben boksu niye sevmiyorum biliyor musun? Şimdi boksta dayak yiyen yerde kalıyor. Döveni omuzlarda çıkarıyor. Yani şimdi... Normalde dayak yiyenin omuzlarda çıkması gerekir değil mi? Ne bileyim ben Şevkat. Yani masaya mum istedin. Şimdi bokstan bahsediyorsun. Ya kızım mum söyledik diye ne yapayım yani ben şimdi karagöz mü oynatayım? Aman iyi tamam. Ne istiyorsan anlat. Ha zaten mevzu boks değil. Ya mesela deve güreşi. Ya şimdi deve güreşinde... Eşini omzuna alıyorsun. Ya, orada bir hayat mücadelesi veriyor. Bazen mak kaybetmek yok. Devrildi mi beraber devriliyor. Müşterek bir olay yani. Sen evlilikten mi bahsediyorsun? Ya evlilik mevlilik. Ya şimdi senin şu nişanlın olacak bebenin yaptığı harekete bak. Ya biz orada bir kütükle yüzlük iki deve güreşi yaptık diye demediğini bırakmadı. Ya olacak iş mi şimdi? Ya adamı yarı yolda bırakmak ne ya? Ondan sonra hayat müşterek. Aman hepsi bahane işte Şevkat. Seni kıskanıyor galiba. Beni mi kıskanıyor? Niye ki? Ya işte biz seninle eğleniyoruz, iyi vakit geçiriyoruz falan ya. Onu kıskanıyor işte. Ya tamam da biz sanki ona gelme mi dedik? Kendi gelmedi. O teknede yattı öyle öküz gibi. Hayır ben de geleceğim dese yok gelme biz beraber mi yüzeceğiz diyeceğim. Yok kendi gelmedi yani. Yok gelir mi? Beyefendinin karizması çizilir. Karizma mı? Kızım karizma götte değil gözdedir. Şimdi bu böyle mi söylenir? İhtişam baktığında değil, bakıştadır. Sen bana bakınca ne görüyorsun? Ya kızım, iki gün sonra evleneceksin. Baban da seni bana emanet etti. Söylenmez şimdi.
Ne yani? Sen bana bakınca emanet mi görüyorsun? Yakında evlenecek bir kız mı görüyorsun? Sana bakınca söylenmezi görüyorum. O ne? Kızardın mı sen? Yoo. Koçum, bir şalgam getirsene bize. Tamam abi, geliyor. Sen utandın mı? Ya ne alakası var? Rakı içince kızarır insan. Allah Allah. Pangaç. Balığını yemedim bak. Doydum. Ye ama bak, güzel balık, güzel. Ulan rezil olduk ya. Ya şu rezilliğe, kepazeliğe bak baba ya. Hem de düğüne birkaç gün kala. Ne yapsam? Atsam mı nişanı? Ne diyorsun sen Kuzay? Aklını başına topla. Bu düğün bizim tek kurtuluşumuz. Gün doğmadan neler var? Hadi sen şimdi işinin başına. Sosyete güzeli denizde kütükle yüzdü. Park plajından şoförüyle çocuklar gibi eğlenen Pelin Hünerli kameralarımıza fena yakalandı. Şok şok şok. Bokuna da, bokuna da. Gelsin. Eyvallah kardeşim. Şu benim cezayı yaz da gideyim. Anlamadım. Benim diyorum cezayı yaz da gideyim. Kırmızıda geçtim ya. Ha kardeşim görmedim. Ne demek görmedim ya? Görmedim. E göreceksin ama. Sen trafik polisi değil misin? Bak kardeşim o arabayı oradan çek hadi yoluna git. Gitmiyorum ya. Gözünün önünde kırmızıda geçtim diyorum ya. Hadi sen görmedin. O arkadaş da görmedi. E geldim kendi ağzımla söylüyorum yani. Sana ne ya hemşerim? Yoluna git diyorum. Devam et diyorum. Gitmiyorum ya. Gitmiyorum kardeşim, gitmiyorum. Yazacaksın cezamı. Kırmızıda geçtim diyorum, yaz. Kardeşim görmedim. Her şeyi göremem ki. Ha bak sen illa ceza yazmamı istiyorsan arabayı oraya park ettiğin için hemen yazarım. Olmaz. Ben o arabayı oraya seni uyarmak için park ettim. Ben kırmızıdan istiyorum cezamı, yaz. Sen manyak mısın lan? Hasta mısın lan? Manyağım, hastayım. Var mı? Bak benim başım belaya sokma. Hadi yürü git. Araba fiyakalı diye tırsıyorsun değil mi sen? He? Gariban arabası olsa cayır cayır yazardın ama araba fiyakalı diye benim arkam sağlam zannettin galiba. Benim arkam sağlam mağlam diye kardeşim. Ben tek tabancayım. Yazacaksın cezayı. Yazmıyorum kardeşim. Yazacaksın. Ceza meza yazmıyorum. Öyle mi? Hadi. Hadi. Tamam. Tamam o zaman. Peki. Tamam yazacağım lan. Yazacaksın tabi. Ver lan ehliyetini. Ver çabuk ver. Şevket. Şevkat. Şevkat. Yerim dar. Doğrudur. Yaz bakalım, yaz bakalım. Cezaları yaz bakalım. Mahpuzu çıkar, kalemi çıkar. Delikanlı kim bakalım. İmzala şurayı. İmzala. Vazifeni yapacaksın kardeş. Hadi iyi günler. Göndermiştir belki.
Derli'nin şoförüsün değil mi? Arkadaşı diyelim. Fotoğraflarınızı gördüm. Çok samimiydiniz. Elini indir. Elini indir. Madem Pelin'in elemanısın, ona söyle. Kutay onunla mecburiyetten evleniyor. Davayı kaybettiler. Holding topun ağzında. Sırf para için evleniyor Pelin'le. Sen beni posta güvercini zannettin galiba. Git kendin söyle. Kusura bakmasın. Yatakta öğrendiğimi başka bir kadınla paylaşamam. Ya biraz ayakların yere bassın kızım. Bak daha dün senin fotoğraflarını çekip gazetelere, dergilere veren tiplerle aynı masada oturmuşum. Makara kukara yapıyorsun ya. Ya bir dostluğu düşmanını bil kızım ya. Tamam sakin ol artık Şevkat. Yürüsene oğlum, yeşil yandı, devam et. Hayır ben sakinim de yani sen... Ne bekliyorsun oğlum, yürüsene devam et. Yürüsene lan. Aç lan kaputu. Aç kaputu. Aç kaputu, aç. Aç kaputu. Lan aç vallahi camı kırarım ha. Bas bakayım. Aç bakayım Cem, aç. Al bakayım şimdi. Çal bakayım şimdi aç. Yalnız sen de araba. Senin sakin halin bu mu yani? Yo, bu natural halim. Sana mahalle düğünü. Sevgili abiler, ablalar ve gel kardeşler. Muhterem misafirler. Pelin Ünal Hanım ve Şevkat Yarınlar için alkış lütfen. Ben bir iki dakika şey yapıp geliyorum. Ahmi. Kes kes. Sevgili konuklarımız, buyurun ilerinize oturun isterseniz iki dakika. Şimdi ben kendi şahit olduğum kadarıyla söylüyorum. Burada en garibanınızın cep telefonu 400-500 kağıt. Ha şimdi bu gençler bir yola çıkmış, bir mücadeleye girişmişler. O yüzden şimdi takım merasimini başlatıyorum. Hepimiz kalkacağız. Artık altın olur, para olur, bir şeyler takacağız. Müsaadenizle ben açılışı yapıyorum. Gel bakalım Gafur kardeşim. Gel sen. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasısın. Sağ ol abi. Teşekkürler. Yenge hayırlı uğurlu olsun. Mutluluklar. Teşekkürler. Mutluluklar. Teşekkür ederim. Sen de tak bir şeyler. Kaç para takayım? Ne bileyim kızım, gönlünden ne koparsa tak işte.
O ne ya? Bir çortalı harita metot defteri takaydım. Al şunu. Git bunları ucuca birleştir, öyle tak. Koş. Koş bunu. Bu arada nakidim yok falan gibi bahaneler kabul edilmiyor. Post makinemiz var. Nakidiniz yoksa post makinesinden çekiyoruz kredi kartıyla. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkürler. Şunu al, 50 çek. 50 çok az bir kere. 100 çekeyim, 4 taksit yapayım. Lan tamam, çek çek. Bir daha taksit yapma, tek çek. Şifre lütfen. Oğlum burada 122 yazıyor la. Yani buna bonusu da mı üzerine ekledin? Allahsız seni. Yazdık bir kere Bahtiyar abi. Hem anın bonusu tutulmaz. Gir şifreyi işte. Al. Ah, kendini öpebilirsin şimdi. Sağ ol canım. Telefonuna bakayım Kazım abi. İkinci el lan, bakıl bak, ne yapacaksın telefonu? Tamam, senden 50 çeksek de olur. Ya ben hayatımda böyle eğlenmedim. Bizim düğünler böyledir. Ay pardon. Alo Kutay, ne haber? Ya Şevkat beni düğüne götürdü, çantamdaydı telefon. Oturmadık ki hiç, oynuyorduk. Alo? Kutay? Sana geleceğim demedim mi? Niye beklemeden, haber vermeden gidiyorsun? Ya öyle çıktık işte. Şevkat beni mahalle düğününe götürdü. Çok eğlendik, süperdi. Senin ne işin var amele düğününde ya? Zaten rezil kepaze olduk. Herkes senin kütüğünü, deve güreşini, bu ezik şoförünü konuşuyor. Sen hala bunu... Bir dakika. Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Kim ezik lan? Ya nasıl konuşuyorsam konuşuyorum kardeşim, sana ne? O elini indir, o elini kırarım senin ha. Artistlik yapma bana. Tamam, sakin ol Şevkat. Bir saniye. Bir dakika, ben sakinim tamam. Bu elini kolunu oynatmasın, ben sakinim. Ya kardeşim, sen bizi bir rahat bıraksana ya. Sürekli dibimizde, yanımızdasın. Oğlum sana elini kolunu oynatma demedim mi lan artık? Şevkat! Şevkat! Tamam, sen git artık. Biz gerisini aramızda hallederiz. Tamam bırak. Beni seviyorsan ona dokunma. Söyleyecek başka bir şey bulamadın değil mi? Benden bu kadar. Kusura bakma, bunu yapmak zorundaydım yani. Yapmazsam gece gözüme uyku girmezdi. Kardeş sen de kusura bakma. Kendine iyi bak. Bana bakınca ne görüyorsun? İnsan neden birini özler? Şimdi ayaklarım yere basıyor. Şevkat eve gidiyordu. Sonra birden durdu. Ben de bir şey söyleyecek sandım. Döndü Kutay'ı dövdü. Sonra da arabanın anahtarlarını bıraktı gitti. Ne hissediyorsun? Usta! Usta, Pelin abla geldi. Pelin abla geldi. Şevkat. Merhaba. Uyuyabildin mi dün gece? Şey yaptım ya, biraz uzandım. Bir şey hallettim ya.
Babam bunu sana gönderdi. Teşekkür etti. Vallahi alamam. Yani babana düğüne kadar diye söz verdik. O kadar şey yapamayınca... Vallahi onu ben bilmem. Babamla konuşursunuz. Davetiye getirdim sana. Düğünümü bekliyorum mutlaka. Düğün ne bekliyorsun ha? Gelemem. Eğer gelmezsen arabamla tekrar dükkana girelim. Vallahi kusura bakma. O akşam Beşiktaş'ın maçı var. Yani kendi düğünüm olsa da gitmem. Diyorsun ya. Beraber giderdik düğüne. Ben de bir manita kapardım orada. Oğlum damadı dövüp ondan sonra gidip herifin düğününde halay çekmek olur mu? Yakışık almaz lan. Ya kimseye yakışmaz ama sana yakışırdı be usta. Yani abi kız buraya kadar gelmiş. İçtiyse otur bir çay iç deseydin yani. Hiç. Oğlum ben var ya, kız bir gün buraya gelir diye gittim bütün bitki çaylarından aldım lan. Hatta neydi lan o? Ginseng la. Ginseng bile aldım lan. Masrafa girdik abi. Oğlum size ne oluyor lan? Ha? Size ne oluyor? Allah sosyetik züppe kızı iki günde hepinizin sevgilisi oldu lan. Size ne oluyor ki yani? Aa Pelin geliyor lan. Kız yavaş. Gene girdi lan. Ne yaptın lan? Aki. Oğlum dur. Sakin. Şşt, çık çık. Yenge ne yapıyorsun? Kusura bakma Şevkat. Geceleri benim de uyumam lazım. Yoksa gözaltlarım kırışır maazallah. Şevkat, aşık mı oldun? Ya aşk değil de başka bir şey ya bu. Al bu saçları senin için iyi oldu. Arasam olmaz, kalkıp gitsem olmaz.
Kız yarın evleniyor. Bir de elimizde bir tane kombine, bir tutam saçla of çekip duruyoruz. Al buyur arayayım. Ne diyeyim ben şimdi buna? Sensiz olmuyor, seni unutamıyor mu diyeyim? Yardan ulan aşk böyle bir şeymiş demek ki ya. Vallahi elim kolum bağlandı. Ay sokacağım rakına Niko ya. Ulan iki kelime laf edelim diye çağırdık seni şuraya. Takır tukur vuruyorsun rakları ha. Sen Türk değil misin? Ne diyorsun ya? Kaçır kızı. Bunun kitapta bile yeri var. Ne kitabı? Yazılmamış kitap. Yeter abi, sen de rakı içme yeter. Kafayı buldun. Onun ayetleri bizzat adama gelir. Etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmenize mani bir durum olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi bir kere de sayın şahitlerimizin ve bizlerin huzurunda tekrarlamanızı rica ediyorum. Siz Sayın Pelin Hünerli, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Sayın Kutay Bilenler'le evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Hop 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 hop, bir dakika. Şudur lan eli. Oğlum çekil, konuşacağım, konuşacağım. Lan konuşacağım. Ne diyor bu ya? Enes, Burçin, bir bırakın bakayım ne diyecek. Kim o ya? Şoför, benim şoför. Ha? Hayırdır kardeş, ailence mi var? Hayır, düğün var. Vallahi, hadi bakalım. Çağırdın geldin Pelin Hanım. Sen öyle arabayla benim dükkanıma girer misin? İşte ben de böyle bodoslama senin düğününe girerim. Var mı bir itirazın? Beyefendi, asıl sizin mi bu düğüne bir itirazınız var? Evet var. Mahsurum var. Ama sadece bu düğüne değil, benim kainata itirazım var ablacığım. Ulan bu dünyanın yarısı gündüz, yarısı gece değil mi? Ben gündüzleri yaşadıklarım geceleri bana uykusuzluk olarak geri dönüyor. Ben haksızlığın peşindeyim kardeşim. Şu güzelim kızcağız şu herifle evlenirse ben bundan sonra nasıl uyurum ya? Bana bunun bizi cevabını versin ya. Ben de sensiz uyuyamam. Pelin. Pelin. Nereye gidiyor bunlar? Lan tut. Oğlum bırakın. Lan Allah'ım var ya. Yavrum sen git. Ben bunu kavga edeyim geleyim.
Kantir mangası. Hazır, hazır. Yumurta mangası. Hazır. Ateş. Ateş. Kızımın mutluluğunu seyrediyorum. Bu yıl böyle dersem aman aman da hallarımız da haraptır bizim ay vay. Haydi hallarımız haraptır bizim ay vay. Hoppa! Enişim gümüşüm bir hoşum vay vay. Çokça da içtim zer hoşum vay vay.